Arkadaşlar günaydın, videoya hoş geldiniz. Bugün bu videoda sizi Hindistan'ın Ladak bölgesinde en özel manastıra, en güzel yollardan götüreceğim şahane bir video izleyeceksiniz. Rehberimiz bizi sürekli güzel fotoğraf noktalarında, manzaralarda durduracağını söyledi. Buraya gelene kadar şöyle bir şey ilgimi çekti. İnanılmaz büyük askeri alanlar var. Yani burası hem Pakistan hem Çin sınırında olduğu için kilometrelerce, 10 kilometrelerce bitmeyen bir askeriye kompleksi var burada. Bakalım ileride de öyle devam edecek mi? Polislerle, askerlerle sohbet etme şansımız da olacak mı? Bu videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiz. Yine Lama rehberimiz dedi ki şu yolun ortasında durun, fotoğraf çektirin, muazzam çıkar dedi. Sado abiyi bu fotoğrafı çekmesi için sahneye davet ediyorum. Alkışlarla Sado abi sahnede. Aa, Guruduvara var. Nişan sahibi var. Yine inanılmaz bir yerde durduk. Ya bu nasıl bir su, bu nasıl bir renk? Üf! Yes, this deep inside the mountain, they have Zanskar village. Yeah, let's say more than 500 kilometers inside, and they have very beautiful village like Ladakh. 500? Yeah, yeah. Zanskar river. Zanskar now, and Indus. Yeah, and now may mix. And next going to Pakistan, Afghanistan. Zanskar Nehri ile Indus Nehri'nin birleştiği yermiş burası. Bu nehirler burada birleştikten sonra da Pakistan, Afganistan şeklinde böyle devam ediyormuş. Biz de birazcık gideceğiz şimdi o tarafa. Çok güzelmiş ya, çok bayıldım. Rehber şahane çıktı, bizi sürekli en güzel noktalarda durduruyor. Hiç üşenmiyor adam. Şimdi kahvaltı yapmak için birkaç tane restoranta giriyoruz. Hepsi Budist buradaki insanların. Orada Dalai Lama'nın fotoğrafları falan da duruyor. Bu bölgenin lamalarının fotoğrafları duruyor. Biz de keşiş rehberimizin peşine takıldık. Kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Oh, karpuzlar. Cüle! Oh, dua çarkı. Hemen çevirelim. Hop. Buyurun oturun. Asker abiler de bizi merak etti herhalde. Şimdi kahvaltı zamanı. Saati 9 yaptık. Bir kahvaltı yapalım burada. Sonra yola devam edeceğiz. Nasıl manzaralar? Süper. Yani hiç Hindistan gibi değil zaten buralar. Gördükçe daha da hayran kalıyoruz. Hava sıcaklığı da çok güzel. 43 dereceden sonra polarla gezmek aşırı keyifli. Keşiş rehberimiz bizim için sipariş verdi. What we are gonna eat? We're gonna eat Indian paratha and dal and sweet tea. Okay. Yeah, milk tea. So good. Huh? Thank you, Jule. Jule. Şimdi bu Hintlilerin paratha diye bir yemeği var. Bizim gözlemeye çok benziyor. Fakat yufkayla değil, hamurla yapıyorlar direkt. Burada abi hamurun içine patatesli o özel içini, harcını koyup daha sonrasında hamuru güzelce açıyor parçalamadan. Sonra da bu tavanın üzerinde azıcık yağla pişiriyorlar. Zaten şov bir pişiş oldu bu. Müzik
Aslında peynir isteyeceğim, peynir olmaz yani acı. Evet, peynir istem. Nasıl? Süper, gözlemek harika. Değil mi? Bak içinde kalmış. Nasıl? Çok iyi. Patatesin diyarına geldi. Güzel ama acı. Daha yemem. Yani hala adam her arabadan indiğinde keşiş bir rehberimiz olduğu için çok şaşırıyorum, hala inanamıyorum. Ama inanılmaz bir manzarada yine durdurdu bizi. Bu vadi yeşillenmişti artık. Bu çoraklığın, bozkırın ortasında. Şöyle bir gitsem bakayım. Üf. Üf. Abicim, hazır buraya gelmişiz, bir fotoğraf alalım. Üf. Muazzam. Şu an 3700 metre yükseklikteyiz. Yani bu irtifada böyle yollar, böyle dağlar. Hiç Hindistan'da böyle şeyler göreceğimi hayal etmezdim ya. Herkes her fotoğraf molasında aşırı memnun olarak iniyor arabadan. Burası normalde bitkilerin yetişmediği bir yer. Fakat insanlar ağaç dikiyorlar. Onlara güzelce bakıyorlar, büyütüyorlar. Çünkü bu coğrafyada en kıymetli şey ağaç ve odun. Böyle yemyeşil bir vadi yaratılıyor. İşte tam bakarsan dağ olur, bakmazsan dağ olur dedikleri iş bu. Adam 3700 metrede yemyeşil vadi yaratmış yani. Yeşil vadi bizimdir. Bir sıkıntımız var. Neler oluyor? You need help? No. Tekere bir şey olmuş. Abi telefonunu sokup bakmaya çalışıyor. Ben de bakmaya çalıştım ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Onlar bilir ne yapacağını. Onlar buranın yerlisi. Patlamış mı? Bir şeye bakıyor, anlamadım. Telefonunu sokuyor, oradan şöyle arkasında bir şeye bakıyor ama. Aa, bakın. Hayatınızda göremeyeceğiniz bir sahne göstereceğim şimdi size. iPad kullanan bir keşiş. Wow. Amazing. Perfect. iPad'li keşiş arkadaşlar. Böyle keşiş deyip kendini manastıra kapatıyorlar. Yok işte her şeyi bırakıyorlar. Dünyadan haberleri yok. Tabii canım, adamlar her şeyi biliyor. 4-5 dil konuşuyorlar zaten. Burada 2-3 yerel dil konuşuyor. İngilizce konuşuyor. iPad kullanıyor. Çok böyle, tatlı bir insan. Böyle keşişe can kurban. Vallahi öyle. Jule. Lipstiğiniz var mı? Edemez. Ama şey, arkadaşlar. Olsun, yapacak bir şey yok. Ya burası çok yüksek ve havası çok daha kuru olduğu için dudaklar inanılmaz çatlıyor. Bayağı kırmızıymış mı ya? Neyse, lipstiğiniz yoksa mecburen olanı süreceksiniz. Biraz da rime. Yok, gözümüzle ilgili sıkıntımız yok, sadece dudak. Neyse, şartlar bunu gerektiriyorsa süreceğiz mecbur ama siz yanınızdan lipstiğinizi ayırmadığınızdan emin olun. Teşekkür ederim. Jule. Oo. Ceviz var, kayısı çekirdeği var, kuru kayısı var. Abrikot. Alayım mı? Kuru kayısı alacağız. Ceviz mi var? Kitna. 100 rupees. 100 rupees. Yes, sir. Başka ne alayım? No, not this one.
This. Kitna? 100. 100. 200 rupiymiş. Bir 200 rupi alalım. No apricot. Ha, very good tasty. Thank you, Jule, organic. Jule. Şey, organic this one. Kuru kayısı almayacağım. Kuru kayısı da. Yeah. Kuru kayısı da mı alalım? Ya çok emin olamadım kuru kayısıdan. Neden? Çünkü açık havada kurutuyorlar. Bu yıkanmaz daha yemeden önce. O yüzden. Thank you. Thank you. Thank you. Jule, Jule. Cevizle badem aldım, buyurun. Birer paket daha al. Öbüründen al. Her türlü yenir. Al bir kuru kayısı bana. Buyurun. Teyze birer tane de senden alayım. Evet, ondan da al. Sana da paramız nasip olsun teyze. Buyur teyze. Jule. Thank you, Jule. Çok güzel alışveriş yaptık. Aprikot. Size de aldık. Bize de kayısı çekirdeğiyle ceviz aldık. Oo, çok güzel. Ne kadarmış? 100 rupiymiş. Oo, fantastik. Jule. Ah, no, I like it. I don't like it. Why? It's very good. Very sweet. Teyzenin İngilizcesi hepimizden daha iyi. Biz kayısı sevmiyoruz diyoruz, vay diyor. Çok güzel, çok tatlı, her şey güzel falan diye bir de ısrar ediyor sağ olsun. Evet, checkpoint noktamızı geçtik. Bugünün en özel yerini göstermeme çok az kaldı arkadaşlar. Ben aynada halime bakmamıştım. Teyzelere böyle cüle cüle dedim. Teyzeler de yüzüme gülüyor. Ben de diyorum niye gülüyorlar. Kıpkırmızı olmuş dudaklarım ya. Ben biraz taşırarak sürmüştüm. Ben biraz olmuştur. Titreşimden anca o kadar oluyor. Biz sizin gibi 40 yıllık Rus sürücü değiliz. Birazını alayım. Bakayım. Ha, şimdi daha iyi. Yedin mi bunu? Siz de sanırım aynısını söylüyorsunuz ekran başında. Teşekkür ediyorum. Ben de yiyeyim mi biraz? Yeter, yeter. Kayısı çekirdeğini çok yemeyin. Değil mi? Cır cır. Size de bilgi olsun. Kayısı çekirdeğini çok yemeyin arkadaşlar. Yola bir bakın ya. Artık vidaları falan düşmüş levhaların üstünden geçtik. Şaka gibi. Bakın burası da bir Hindistan dinlenme tesisi. Kamyoncuların durduğu yer güzeldir mantığından yola çıkarsak buranın çok güzel bir yer olması lazım. Önünde 30 tane kamyon vardı. Ama biz yemeğimizi yedik. Devam ediyoruz. Moonland. Yeah, that's. Ah. Color of the moon. Keşiş rehberimiz bizi yine bir yerde durdurdu. Buraya ay coğrafyası deniyormuş. Gerçekten aya benziyor. Ayı gördün mü? Görmedim. Ama keşiş rehbere inanıyorum. Çok güzelmiş burası. Lamar Yuru'ya artık sadece 2-3 kilometremiz kaldı. Şurada bir köşe var. Döndükten sonra o eşsiz manastırı göreceğiz. Sonunda Lama Yuru'ya geldik arkadaşlar. Yaklaşık
3,5 saat sonra Lamayuru'ya ulaştık. 115 kilometreydi. Bir yarım saat 40 dakikada kahvaltı molası verdik. Yani yol neredeyse 3 saat sürüyor. İşte 30-40 ortalama hızla Lamayuru'ya geldik. İnanılmaz görünüyor Lamayuru kasabası, köyü. İnanılmaz da yatırım var buraya. Yolda da her yer inşaatı. Lamayuru ve Leh ve Ladakh bölgesi muhtemelen turistlerin uğrak yeri olacak birkaç yıla. Çok ciddi hazırlık yapıyorlar. Yani şu tarafta eskiden yaşadıkları topraktan evler var. Bir de aşağıda şimdi modern şekilde dizayn edilmiş, yapılmış oteller, restoranlar. One monk, his name is like Lama Tapa Bumde, right? Lama Tapa Bumde. He was went to the study for the Kashmir University about the philosophy. During that time, Buddhism very famous in the Kashmir. Tapa Bumde isminde bir lama varmış burada. Kashmir bölgesindeki Budist okuluna, çok meşhur bir Budist okuluna eğitime gidiyor. Sonrasında birkaç yıl sonra eğitimi bitirdikten sonra da yürüyerek gitmesi gereken köye, Nobravile köyüne gidiyor. Giderken bir gece burada kalıyor fakat burada hiçbir şey yok, yiyecek yok, hiç yerleşim hiçbir şey yok. Dua ediyor bolca o gün ve işte burayı kutsuyor, bu bölgeyi. Bana bir gece kucak açtı ve yoluma devam etmemi sağladı diye. Gittikten sonra birkaç yıl sonra imkanları toparlayıp buraya geri dönüp bu tapınağı kuruyormuş. Genelde 800 yıllık olduğunu söylerler ama çok daha eskidir 800 yıldan burası diyor. Burası muhtemelen bu bölgedeki, Ladakh bölgesindeki en eski Budist monastır. Lama'nın adı normalde Lama Yimtung'muş. Fakat söylene söylene artık Lamayuru olmuş bu bölgenin ismi de. Bu Lama burayı inşa ettikten sonra Kaşmir bölgesinde aslında o dönemde en büyük meditasyon okulları ve Budist yerleşkeleri varmış. Sonrasında yavaş yavaş Ladakh bölgesine de kaymaya başlamış ve orada sıfırlanıp artık neredeyse tamamen Ladakh'a yayılmış durumdaymış. Özellikle bu tapınak meditasyon için inanılmaz önemlidir diyor. Şurada yukarıda bir sürü meditasyon evi varmış. Buradaki öğrencilerin kullandığı, ettiği. Hala aktif şekilde meditasyon yapılıyor. Burada da çok ünlü, Budistler için çok ünlü lamaların yaşanmışlığı ve meditasyon yapmışlığı, ders vermişliği varmış bu tapınağın içinde. Hala o meditasyon şapkalarını falan içeride görebilirsiniz diyor. Üç defa böyle şey yaptı. Tapınakların çok güzel bir havası oluyor. Çok güzel kokuyor. Tütsülerle, muhtemelen güzel kokulu yağlarla falan bezedikleri için gerçekten muazzam kokulu yerler. Aa, burada inşaat var. Burası çok özel bir odaymış. Tapınağın arka tarafındayız şu an. Burada bir sandalye var. Bu sandalyenin üzerine her gün sabah bu tapınağın baş keşişi oturup dualar ediyormuş. Tapınak 1143-1212 yılları arasında inşa edilmeye başlanmış. Sonrasında da yavaş yavaş eklemeler yapılarak şu anki halini almış. Şöyle bir detay söyledi keşiş rehberimiz. Burada giriş kapısının önünde 4 tane kral var. Burada 2 tane, bir mavi bir beyaz yüzlü. Öbür tarafta da 2 tane aslında birazcık korkunç görünen kral.
krallar var. Bunlara dört kral diyorlarmış. Bunları her Budist tapınağının önünde görebilirsin. Bunun sebebi de insanlar eğer hazır değillerse, buraya girmeye, bu tapınağa girmeye, bu tecrübeyi yaşamaya hazır değillerse bu krallardan, bu görüntülerden korksunlar ve içeri girmesinler diye yapılıyormuş. Çok meşhurdur, çok yaygındır. Bu dört kralı her yerde görebiliriz. Görebilirsin dedi. Evet, fotoğraf. Gel, gel, gel. Gel. Ya bir keşişle fotoğrafımız da yok demeyiz artık tapınağın önünde. Thank you so much. Thank you. Jule. Çok güzel bir yermiş burası. Ya bu insanlar dinlerini yaşayabilmek için şu coğrafyalara gelmişler. Bu bile benim için inanılmaz saygıdeğer bir şey. Buraya geldikten sonra da tabii ki bu hiçliğin içinde yaptıkları meditasyonun etkisi de gücü de çok daha farklıdır muhtemelen. Hiç ses yok, sadece su akıyor, belki yemekleri bile minimumda. Burada gerçekten kendilerini %100 şekilde yaptıkları ibadete verebiliyorlardı eminim ki. Buralar daha fazla harap olmadan, daha fazla yıkılmadan, bu insanlar daha fazla baskı altına alınmadan buralara gelip bunları gördüğümüz için çok şanslıyız. Ben inanılmaz mutluyum şu an. Çilehaneler gibi meditasyon odaları. Aynen öyle. Değil mi? Yani. Muhtemelen. Yani are those küçük, the meditation? Kapılar da küçük, eğilerek geçmeleri için. Evet. Tapınağın içindeki gizli bir geçide soktu keşiş bizi. Öbür tarafa çıkan gizli bir geçitmiş. Aman Allah'ım. ...900 yıllık bir Budist tapınağının terasında binlerce, on binlerce insanın yaşadığı, ibadet ettiği bir köye bakıyorum şu an. Arkadaşlar, fırsatınız varsa hayatınızın bir evresinde buralara kesin gelin. Kesin gelin. Çok etkileyici yerler. Saat yönüne çevriliyormuş bunlar. Bu dua çarkları saat yönüne çevrilirmiş. Keşişimizin önderliğinde. Abla gir araya, gir. Gir, gir, gir. Keşişimizin rehberliğinde dua çarkımızı çeviriyoruz. Keşiş bunu terk et. Very old one. Inside have book, you see. Oh, evet. The cover with the cloth. Tapınakların etrafı bu dua çarklarıyla dolu. Bunların içinde Budistlerin öğreti aldıkları kitaplar, Buda'nın öğretilerinin yazdığı kitaplardan sayfalar varmış. Günlerce, aylarca onları yazıp üst üste katlayıp sonrasında dışını bu ahşap ve renkli şeylerle kaplayarak buraya dua çarkı olarak ekliyorlarmış. Bunları her çevirdiklerinde o duaların okunduğuna inanıyor Budistler. O yüzden hem içlerinden o mantraları, çarkların üstünde yazan şeyleri okuyarak hem de bunları çevirerek tapınağın etrafında dönüyorlar. Ben de çevireyim. Aa, zil var bunda da. Tapınağın çıkışında böyle stikerler gördüm. Acaba Türkiye'den gelen birisi var mı diye bakmaya geldim. Burada iki abiyle tanıştım. Apka namkiya he? Ajit Kumar. Ajit Kumar. Ji. Meranam Anil. Anil. Aapse milke acha laga. Thank you. Mujhe bhi bahut khushi hui. Ye mere mitra hain. Mera naam Mohit.
Mohit. Yeah. Okay, nice to meet you. Buradaki beyefendi dedi ki bize tarih kitaplarında öğretirlerdi. Biz biliyoruz Türkiye'yi, Ankara'yı biliyoruz. Atatürk Kemal Paşa. Atatürk Kemal Paşa. He was in my history book that he was the father of modern Turk and made it a westernized country even though it is Islamic. It was written in our history book. In the elementary school. 10. Nine, ten class. Atatürk'ü, Türkiye'nin kurulumunu, modern Türkiye'nin nasıl kurulduğunu falan görüyorlarmış. Atatürk Kemal Paşa biliyorum diyor. Thank you so much. Thank you. Arkadaşlar, bu bizim için inanılmaz video. Umarım sizin için de keyifli, güzel geçmiştir. Biz çok etkilendik bu coğrafyadan. Yani her durağımızda, her gördüğümüz farklı şeyde çok etkilendik. Leh bu gezinin en özel yerlerinden bir tanesi oldu bugünkü geziyle. Yarın, yani bir sonraki videoda buna benzer bir gezi daha yapacağız. Çin sınırında bu coğrafyanın en güzel gölüne gideceğiz. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yine Hindistan'da görüşeceğiz.